Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncelikle deprem gündemiyle başlayacağız. Astım felaketini yaşadık ve ardından astım felaketinin izlerini silmek için tüm Türkiye çalışıyoruz. Hatta Türkiye'de tüm dünyadan gelen yardımlarla da bu felaketin izlerini silmeye çalışıyoruz. Çok sayıda depremzede vatandaşımız var. 43 bin kişi hayatını kaybetti. 100 bin aşkın yaralı vatandaşımız var. Ve deprem münasebetiyle o bölgede kalınacak yer olmaması sebebiyle Türkiye'nin farklı noktalarına giden depremzedeler var. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakanlarla birlikte Malatya'da basın toplantısı düzenledi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etmişti. Bir yıl içerisinde bölgeyi inşa ve ihya edeceğiz diye söylemişti. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin bölgede başladığını ifade etti. Malatya'mızın tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Tabii bugün depremin 19. günündeyiz. Sayın Bakanlarımızın da ifade ettiği gibi. İl il üstüne koya koya her saat her dakika çalışmalarımızı süratli bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Az önce hep birlikte hem hasar tespit durumlarını hem yeni Malatya'mıza, yeni Akçadağ'a, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararlarımızı hep birlikte istişare ettik. Hem şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz ve söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. AFAD'ımız koordinasyonunda, bakanlığımız, TOKİ başkanlığımız eliyle, emlak konutumuzla, yapı işleri genel müdürlüğümüzle, kentsel dönüşümümüz genel müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Hemşerimiz Profesör Doktor Ali Erbaş bugün Hatay'daydı. Cuma namazını kıldırdı Hatay'da ve hutbe irat etti. Ve yaptığı hutbede afetler karşısında imandan güç alın dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde mezarlık kompleks alanında kurulan çadır mescitte kardeşlik, dayanışma ve dua konulu hutbe irat etti. Erbaş hutbede afetler karşısında imandan güç almanın, duaya sığınmanın kulluğun bir gereği olduğunun altını çizdi. Müminlerin velisi ve yardımcısı Yüce Allah'tır. O bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur. Afetler karşısında imanımızdan güç almak, duaya sığınmak kulluğumuzun bir gereğidir. Evet, bugün gönlümüzü duaya açma, halimizi Cenab-ı Hakk'a arz etme vaktidir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erbaş, bir daha böyle acılar yaşanmamasını diledi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzu daim kılması için Rabbimize niyazda bulunalım. Yüce Rabbimiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmasın. Erbaş hutbenin ardından cemaate cuma namazı kıldırdı, dua etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim içerisinde bulunduğumuz aylar çiftçiler için gerek mazot ve gübre desteği, gerekse önümüzdeki süreçte de alan bazlı gelir desteğinin çiftçiye teslim edildiği aylar ve Şubat ayı içerisinde mazot ve gübre desteği verilecekti. Tabii ki merak ediliyordu nasıl verilecek, ne kadar verilecek, şartlar nasıl. Bugün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıklama yaptı. Mazot ve gübre desteklemelerinin an itibariyle ödenmeye başladığını ifade etti. Depremzedeler için de farklı bir uygulamayı kaydetti. Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleri merak edilen konulardan biri.
Mazot gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirihçi'den açıklama geldi. Bakan Kirihçi 11 kalemde destekleme ödemesinin bugün gerçekleştirileceğini ifade etti. Bugün 81 ilimiz için öne çektiğimiz destekleme rakamlarını sizlerle paylaşacağımı da belirtmek isterim. 11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibariyle değerli arkadaşlar gerçekleştiriyoruz. Toplam 13 milyar 836 milyon 6715 TL'yi 2 milyon 521 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Afet bölgesindeki iller içinde Bakan Kirihçi'nin bir müjdesi oldu. Mazot ve gübre desteği afet bölgesindeki illerde değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 2022 mahsulü için biz yeni bir uygulama başlatmıştık. Bunun aynı olarak verilmesi kararını almıştık ama bu 11 ilimiz için nakdi olarak verileceğini belirtmek isterim. 70 ilde ise mazot ve gübre destekleme ödemeleri çiftçilerin Ziraat Bankası kartlarına yatırılacak. Diğer 70 ilimizde sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına bu bahsetmiş olduğumuz destekler de tanımlanmış olacaktır. Efendim ekranda görüyorsunuz Ünye'de Çınar Suyu Tabiat Parkı var. Bu parkta alınan karar doğrultusunda depremzede aileler ve refakatsiz çocuklar ağırlanacak ve depremin izleri, depremin yaraları Ünye'de Çınar Suyu'ndaki bu tabiat parkında giderilecek. Tabii ki orada alındığında uzman psikologlar da olacak, gerek çocuklara gerek ailelere. Yaşadıkları travmanın silinmesi için çalışacaklar, mücadele edecekler. Ünye Çınar Suyu Tabiat Parkı Orkent'e ait bir işletme Büyükşehir Belediyesi'nin hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle birlikte depremzede vatandaşlarımızın yaşadıkları travmayı dindirme, yaralarını sarma noktasında kullanılacak önümüzdeki süreçte ve en önemlisi refakatsiz çocuklarımız da burada kalacaklar. Devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine adeta üs kurdu. Enkaz arama kurtarma çalışmaları olsun, şehirdeki diğer işler olsun Altınordu Belediyesi'nin tarafından yürütülüyor. Başkan Aşkın Tören'de görevlendirmeyle birlikte bölgede. Sadece tabii ki belediyenin yaptığı işler değil, mobil sağlık tarama aracı da bölgede. Vatandaşlara ki özellikle 55-60 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz ve ilçenin %90'ı yıkılmış durumda. İlçe merkezi böyle, köylerde de durum aynı. Hem kırsalda, Gölbaşı kırsalında hem de Gölbaşı merkezinde mobil sağlık tarama aracı ile birlikte vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor. Altınordu Belediyesi, asrın felaketini yaşayan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraların sarılması için yoğun mücadele veriyor. Başkan Aşkın Tören'in sahada 7/24 bizzat sevk ve idare ettiği Altınordu Belediyesi ekipleri, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, altyapıdan sıcak yemeğe, insani yardımların ulaştırılmasından geçici barınma alanlarının oluşturulmasına, kent temizliğinden mobil sağlık hizmetine kadar birçok alanda afetzedeleri hizmetleriyle yalnız bırakmıyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün de destek verdiği mobil sağlık hizmetleri depremden etkilenen vatandaşlara umut oluyor. Şeker, kan alma, tansiyon ölçümleri gibi çeşitli ilk basamak sağlık hizmetlerini bir arada sunan mobil sağlık aracı ve sağlık ekibi program ve talepler doğrultusunda geniş bir bölgede hizmet veriyor. Ultrason, röntgen, EKG cihazıyla solunum ve işitme testleri de yapabilen günün teknolojik donanımına sahip mobil sağlık tarama aracı, Gölbaşı'nın kırsal kesimlerinde özellikle yaşlılar, afetzedeler, yatağa bağımlı hastalar ve engellilere sunduğu hizmetlerle yaraların sarılmasında önemli bir katkı sunarken sağlık hizmetlerine erişimi de kolaylaştırdı. Deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Başkan Aşkın Tören, burada oluşturduğumuz görev gücümüz içerisinde yer alan ekiplerimizden biri olan mobil sağlık ekibimiz de vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için bölgede önemli bir görev üstlendi.
Doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerine ve canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm varlığımızla durmadan, yorulmadan milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ordu'da iyilik çarşısı açıldı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi ortaklığında iyilik çarşısı bugün itibariyle hizmete girdi. Bu çarşıda depremzede vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. Ordu'da iyilik çarşısı açıldı. Ordu İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi tarafından müftülük binası yanına iyilik çarşısı kuruldu. İyilik çarşısıyla deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Vatandaşlar sıfır ya da kullanılabilecek durumda olan eşyaları iyilik çarşısına bağışlayacak. Vatandaşlar bu çarşıdan 500 liralık alışveriş yaparak da depremzedelere destek olabilecek. İyilik çarşısında kuru gıdadan et ürünlerine, giyimden temizliğe kadar çok sayıda ürün yer alıyor. İyilik çarşısının açılışı Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ve MHP Ordu Milletvekili aday adayı Naci Şanlıtürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programı Müftü Çiçek'in duasıyla başladı. Ya Rabbi, 6 Şubat'tan bu yana yüreklerimiz sarsılıyor. Gönüllerimize inşirah nasip eyle ya Rabbi. Deprem kardeşlerimizi muhacir kıldı, ensar olmak bize düştü. Ya Rabbi, yardımcı olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, depremde vefat eden kardeşlerimize merhametinle muamele eyle. Amin. Onları şehitlerle haşreyle. Amin. Yaralı olan kardeşlerimize Şafi ismi şerifinle şifalar ihsan eyle. Amin. Derdi olan kardeşlerimize deva, yürekleri kırgın olan kardeşlerimize gönül hoşnutluğu nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, depremzede kardeşlerimize, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize, Diyanet Vakfımızın iyilik çarşısını açıyoruz. Kardeşlerimizin gönüllerini buraya yönlendir. Ya Rabbi, güçlü kardeşlerimiz burayı beslesinler. Ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar iyilik çarşısını gezerek bilgiler aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda söz aldı. İş insanlarına seslendi. Depremzede vatandaşlarımız için aslında felaketinden sonra yapılacak olan yardımlar için iş insanlarına şimdi değilse ne zaman sorusunu sordu. 3 ay içerisinde anahtar teslim töreni yapılırsa şaşırmayın. Bu devlet onları hızlı bir şekilde yerine koyabilecek güçtedir. Şahsi olarak bizim de tabii ki şahsi yardımlarımız oldu. Selahattin Bey'in dediğine katılıyorum. Bunların reklamının yapılmaması lazım ama Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Hayırlarda yarışmamız lazım. Ben buradan iş adamlarımıza, ticaret odasında efendim üyelerimize, meclis üyelerimize, herkese seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, bizi biz yapan değerler var. Bu zaman değilse ne zaman? Yani şu an değilse zengin olmuşsun, paran var, pulun var. Şu an ortaya koymayacaksan ne zaman ortaya koyacaksın? Yani bir savaş hadisesi olsa bile herkes bireysel olarak ne yaptığına bakmalı. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayeti var. Allah nurunu tamam edecek. Yeminle söylüyor. Rahmetli Erbakan derdi ki, sen ne taraftasın? Hayır tarafında mısın, şer tarafında mısın? Bireysel olarak biz ne yaptık? Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin çalışması var. Ticaret Odası'nın çalışması var. Küçümsemek için söylemiyorum. Kıymetlidir, değerlidir. Gerçekten Katar'da 10 bin tane konteyner gönderiyor. Ben başkanımıza da tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten o şartlarda çadırda kalabilmek mümkün değil. İYİ Parti Ordu Milletvekili adayı Ekrem Şentürk Kahramanmaraş'taydı. Daha sonra Hatay'a geçti ve depremin izlerinin yaralarını silmek için, azaltmak için mücadele etti. Hem enkaz arama kurtarma çalışmalarına ekiplerle katıldı hem de aşevlerinin kurulmasına yardımcı oldu. İYİ Parti olarak bölgede son güne kadar olacaklarını kaydetti. İYİ Parti Ordu Milletvekili aday adayı Ekrem Şentürk deprem bölgesinde depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.
Kahramanmaraş'ta da arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiren aşevleri kuran Şentürk, Hatay'da da sahada çalışmasını sürdürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekrem Şentürk, yakın tarihimizin en büyük acısını yaşıyoruz. Bu yarayı hep birlikte saracağımızın farkındayız. Parti olarak seferber olduk. Milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, gençlik kollarımızı, teşkilat mensuplarımızı ve gönüllülerimizi harekete geçirdik. Hem arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaları hem de bölgedeki eksikleri, talepleri ve ihtiyaçları tespit etmeleri için 10 şehrimize gönderdik. İyi Parti olarak bu süreç boyunca bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştık. Milletimizin içine düştüğü ateşi söndürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2 yıldır ölüm rakamlarını açıklamıyordu. Muhtemelen salgın münasebetiyle ve bugün itibariyle 2020 ve 2021 yılının ölüm rakamlarını açıkladı. 2021 yılında Ordu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2 yıldır açıklamada ölüm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ordu'da ölümler arttı. 2020 yılında 5.942 olan vefat sayısı 2021'de 7.708'e yükseldi. Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı. 2.270 kişi dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan solunum yolu hastalıkları nedeniyle de 1189 kişi vefat etti. Koronavirüs salgını ise 2021'de Ordu'da 879 can aldı. Öte yandan Ordu'da vefat eden erkeklerin sayısı kadınlardan fazla oldu. 2021'de 4335 erkek, 3335 kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent güvenlik yönetim sistemine yansıyan trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı. Doğal olarak kazaların sebebi 1. dikkatsizlik, 2. de kurallara uyulmaması. İl Emniyet Müdürlüğü Altınordu'da kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca kaydedilen birbirinden ilginç kazaların yaşandığı anların görüntülerini paylaştı. Her gün binlerce aracın trafiğe çıktığı Altınordu'da yaşanan trafik kazalarının önemli bir bölümünün dikkatsizlikten kaynaklandığı görüldü. İşte o kayıtlardan bazıları. Bu kayıtlarda açıkça gösteriyor ki kazaların tamamına yakını dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ordu'nun en işlek caddelerinden birinde yaşanan bu kazada hız sınırına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yağmurlu havalarda normalden daha dikkatli olması gereken sürücüler bu kurallara maalesef uymuyor ve ekranda gördüğünüz gibi bu kazalar meydana geliyor. Kavşaklarda yaşanan kazalarsa en sık yaşanan kaza türlerinden. Efendim görüntülerde izliyorsunuz. Dikkat ve kurallara uymak oldukça önemli. Şimdi bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yeni bir karara imza atıldı. Ekranda da gördüğünüz üzere birinci el ve ikinci el konutlarla alakalı yeni bir düzenlemeye gidildi. Eskiden birinci el konutlarda 2 milyon liralık değere kadar %80 veya %90 kredi verilebilirken bankalar tarafından bu rakam 5 milyon liraya yükseltildi. Yani önümüzdeki süreçte 5 milyon liralık bir ev için bankalardan bu evlerin %80 ve %90'ı tekamül edecek bir seviyesine kadar kredi alabileceksiniz. İkinci el konutlarda da düzenleme gerçekleştirildi. 1 ile 2 milyon TL'ye sahip ikinci el konutlarda azami kredi tutarları da 60 ve 70 oranına çıkartıldı. Tabii ki şu var, maalesef bu aslında ev insana daha rahat ev alsın veya ev sahibi olsunlar diye yapılıyor ama maalesef bunlar da yapılınca ev fiyatlarının arttığına şahit olmaktayız. Bakın hani bugün öğle saatlerinde çıktı bu karar.
Belki bu saatlerde, belki de yarın itibaren o ilanlarda gördüğünüz evlerin fiyatı artmıştır. Ki ne evler var, ne milyonlar verilen evler var. Maalesef Aslın felaketini de gördük. Çok da gündem oldu. 2 milyon 850 bin liralık bir evin nasıl yıkıldığı çok da gündem oldu. Belki bundan sonra bu şekilde olmaz, fırsatçılığa dönüşmez diye temenni ediyoruz ama sanki dönüşür gibi de duruyor. Devletin vatandaş daha uygun şartlarda ev alsın diye, rahat ev alabilsin diye yaptığı uygulamalar maalesef vatandaşa, hani şöyle de bir şey yapılmış, ev bitmiş, her şey tamam. Böyle bir uygulama geldi diye bu eve zam yapıyorsunuz. Hani sıfırdan başlayıp bir ev çıkacak olsa neyse. İlginç yani, ne zaman akıllanacağız, ne zaman şeffaflaşacağız, ne zaman hakkını vereceğiz, bir işin hakkını vererek ticareti yapacağız. O da düşündürücü. İnşallah tabii ki bu herkes için geçerli değil. İşini düzgün yapanlar var. Bölgede de var. Gördük, işini düzgün yapanların binaları dimdik ayakta duruyor. Hiçbir insanın vebaline girmedi. Onlardan para verip bina alan, ev alan, daire alan vatandaşlar hayatta kaldı. İşini düzgün yapanlardan, işini düzgün yapmayanlar da şu an Hırvatistan'a, Bulgaristan'a, Macaristan'a, İtalya'ya, İngiltere'ye kaçarken teker teker gözaltına alınıyor. Kimi hapse atılıyor, kimi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor ama bir bedel ödeyecekler. Ödemeleri de lazım. Yani önümüzdeki süreçte biz kar yağışı beklerken tam anlamıyla yazı yaşayacağız. Ordu'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu da güneşli ve sıcak bir hafta sonu orduları bekliyor. Şu anda arkadaşımla beraber güneşliyoruz. Şimdi pazartesi kadar ayın 20 derecede yükseleceğini duyduk. Pazartesi sonra ne olacak bilemiyoruz. Ama bir Mayıs ayı gibi buralar şu anda. Ordu kar beklerken yazdan kalma günler yaşıyor. Hava durumu tahminlerine göre ise hafta sonu Ordu'da hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar çıkacak. Ordu kış ortasında yazı yaşayacak. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar olağanüstü yükselecek. Geçen hafta bildiğiniz gibi ufak bir kış yaptı. Millet bunaldı yani. Millet öyle şimdi mecburen içeride kalıyorlar. Sıkıldılar, artık bir hava alsınlar ya, güneşli enerjisi alınsın en azından. Meteoroloji tahminlerine göre cumartesi hava sıcaklığı 18, pazar günü ise 20 derece olacak. Hatta pazartesi günü 24 dereceye kadar yükselecek. Sıcak havayı gören ordulu hafta sonu cadde ve sahilde yoğunluk oluşturacak. Kimi vatandaşta yaşanan sıcak havalar fındığı etkiler mi diye tedirginlik yaşıyor. Valla aslında iyi değil. Ben özellikle fındık açısından bakıyorum. Çiftçiler açısından bakıyorum. Yani bizim yani yine düzenli bir gelirimiz var. Hayatını sadece bununla geçinen insanlar var. Onlar için önemli daha çok. Onlar için iyi olduğunu düşünmüyorum. Fındık için iyi değil tabii. Arkasından bir soğuk yaparsa fındık zarar. Her türlü fındığı yakar. Mahsul olmaz. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Pazartesi akşam ana haberde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.